Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama. Doğu Akdeniz'de 4. sondajı yapıyoruz. Eğer bu videonun YouTube'da öne çıkmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de 4. sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz diye konuştu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2020 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmalarına değinen Dönmez, Doğu Akdeniz'de şu anda 4. sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Hem kendi haklarımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Bugünkü sorunun müsebbibi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin öteden beri uzlaşmaz tavrıdır. Annan planı o gün geçmiş olsa bugün bu tartışmaları yaşamıyor olacaktık. Doğu Akdeniz'de ülkemize ve kurumlarımıza bir takım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız değerlendirmesinde bulundu. Madencilik faaliyeti yaptığımız alanların büyüklüğü orman alanının sadece binde üçü. Dönmez, enerji tesislerinin ve madencilik faaliyetlerinin sürekli doğayı tahrip eden bir pozisyonda görülmesi için algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti. Enerji sektörünün şöyle bir esnekliği fazlaca yok. Örneğin bir gıda tesisi yapmak istiyorsunuz. Mümkün olduğunca ham maddeye yakın, pazara yakın seçebilirsiniz ama madencilik yapıyorsanız maden neredeyse oraya gidip o faaliyeti yapmak zorundasınız. Kaynağa bağlı bir elektrik üretim tesisiniz varsa, yani kömür varsa yanına santral, rüzgarın en güçlü estiği yere türbin koyuyorsunuz. Güneş panelleri aynı şekilde, güneşlenme saatinin çok olduğu yerleri seçmek zorundasınız. Bunlar ister istemez kaynağa bağımlı projeler olmak zorunda. Zaman zaman şu eleştiriyi alıyoruz. Sanki bütün ormanlık alanlarda madencilik faaliyeti yapılıyormuş gibi. Arkadaşlarımız orman idaresiyle görüştüler. Bizim madencilik faaliyeti yaptığımız alanların büyüklüğü orman alanının sadece binde üçü. Akkuyu nükleer güç santralinde çatlak iddialarına yanıt verdi. Fatih Dönmez, Akkuyu nükleer güç santralinde çatlak olduğu iddialarına ise şöyle yanıt verdi. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Kullanılan en ufak parçaya kadar, bir vida ve somuna kadar tüm parçaların ürünlerinin belgeli olması ve akredite kurumlar tarafından da sertifikalandırma zorunluluğu var. Nükleer Düzenleme Kurumu uzmanları orada. Nükleer konusunda tecrübeli yabancı uzmanlarımız da var. Diyelim ki yanlış imalat oldu, söktürülür, yeniden yaptırılır. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı yok. Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün bütçeleri kabul edildi. Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de bu tarz haberleri çok seviyorsunuz yorumlarda. Anladığım kadarıyla ben bunu gördüm. Özellikle benim de ilgi alanım Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarımız ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin giderek büyüyen hakimiyeti benim çok çok dikkatimi çeken bir konu. Türkiye bir yandan Suriye'deki krizle uğraşırken, diğer yandan da Kuzey Irak'ta operasyonlara devam ederken asıl konu da Doğu Akdeniz aslında. En büyük yaptığımız icraatlar Doğu Akdeniz'de oldu arkadaşlar. Ve bakanımızın da açıklamasında olduğu gibi 4. sondaja başlıyoruz. Başladık hatta.
Ve son olarak Türkiye'nin füze atabilen füze savunma sistemli bir gemisi suya indi. Bu gerçekten çok gurur verici bir olaydı. Ve bazı televizyonlar bu haberi hiç ekranlara bile taşımadı. Sadece Türkiye'de birkaç TV'den başka hiç kimse ekranlara taşımadı bu haberi. Çünkü Türkiye'nin yapmış olduğu yerli ve milli bir füze savunucu bir gemi, adeta bir savaş gemisi diyelim. Çünkü savaşta bölgeyi savunacak, korumaya alacak, füzeleri etkisiz hale getirebilecek bir güce sahip arkadaşlar. Bunu Türkiye yaptı. İşte Türkiye'deki bir takım medya ve belli bir kesim, sizler o kesimin kim olduklarını biliyorsunuz. O kesim bu haberi hiç gündeme taşımadı, grup toplantılarına taşımadı ve güya sessiz sedasız kimse bunu bilmesin. Neden? Çünkü AK Parti iktidarı varken böyle şeylerin yapılması akla ve mantığa uymuyor. Onlara göre öyle. Ve bu yüzden aman bunu sakın halk bilmesin, kimse duymasın, bizim cenahtan bunu kimse bilmesin. Belki bizi bırakırlar, AK Parti'ye geçerler şeklinde korkuları var sanırım. O yüzden hiç gündeme taşımadılar ve Türkiye'nin yapmış olduğu bu icraatları görmezden gelmeye devam ediyorlar. Onlar ne kadar görmezden gelmeye devam etse de aslında bütün dünya Türkiye'nin yapmış olduğu bütün icraatları çok net bir şekilde görüyor ve çok net bir şekilde gündemlerine taşıyor. Bugün gidin Yunanistan'a, şu an mesela açın herhangi bir televizyonu, mutlaka Türkiye'den bahseden bir program vardır. Türkiye'nin yapmış olduğu icraatları anlatan gazeteciler, köşe yazarları toplanmışlar. Açık oturum yapıyorlardır. Bundan emin olabilirsiniz. Yunanistan'da gündem Türkiye arkadaşlar. Her gün Türkiye konuşuluyor. Türkiye'nin yapmış olduğu icraatlar, Türkiye'nin yapmış olduğu İHA'lar, SİHA'lar, Türkiye'nin yapmış olduğu Atak helikopterleri, daha niceleri, bunlar konuşuluyor arkadaşlar. Ve son olarak Türkiye'nin yaptığı yine Aselsan tarafından yapılan bir çok çok önemli bir silah ve daha doğrusu karşı tarafı etkisiz hale getirebilen, bütün elektromanyetik alanı durdurabilen bir silahımız var. Yani atış silahından bahsetmiyorum. Bütün bölgeyi etkisiz hale getiriyor. Bölgedeki bütün iletişimi durduruyor. Kimse birbiriyle iletişim kuramıyor. Sadece bundan yine bizim yaptığımız, Aselsan'ın yaptığı özel telsizler bu karşı tarafın etkilendiği şekilde bizim telsizlerimiz etkilenmiyor. Biz iletişime devam ediyoruz. Onda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece bu Türkiye'nin dışındaki herhangi bir devletin telsizi kim olursa olsun, telsiz ya da herhangi başka iletişim aracı ne olursa olsun bunları etkisiz hale getiriyor. Bunu da Türkiye yaptı. Bu çok çok önemli ve bu operasyonda kullanıldı bu arkadaşlar. Bu kullanılarak SİHA'lar da yukarıdan nokta atışı yapıyor arkadaşlar. Bu çok önemliydi. Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonda kullanıldı. Şimdi Doğu Akdeniz'deki bakanımızın açıklamalarına dönecek olursak tekrardan. Dördüncü kez sondaja başlamamız çok önemli. Ve bölgede aslında ciddi derecede bazı şeylerin farkına varmaya başladık Türkiye olarak. Ve sadece orada değil, Türkiye'nin birçok yerinde, yurdun dört bir köşesinde şu an arama faaliyetleri yapılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bor Türkiye'de çok çok zengin bir maden ve bunu Türkiye çok iyi değerlendirmeye başladı. Şu an bor tesisi kurdu Bandırma'da. Türkiye 2023'e kadar daha nicelerini kuracak arkadaşlar. İnşallah durmak yok, yola devam diyorum ben. Allah yardımcımız olsun. Allah ülkemize zeval vermesin. Her zaman ülkemizi yükselsin. Bu video ile ilgili
Söylemek istediklerim arkadaşlar bu kadar. Sizlerden ricam bu videoyu özellikle beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bu videonun paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden özel ricam. Ve her videomda birkaç gündür belirttiğim gibi yine belirteyim. Yıl başına kadar, yani bu senenin sonuna kadar arkadaşlar bir hedefim var. 100 bin abone olmak. Bu hedefimle ilgili sizlerden özel destek bekliyorum. Yani mutlaka kanalıma abone olmanızı istirham ediyorum arkadaşlar. Bu tarz videolar devam edecek. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Sizlerden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın ve nazınızın geçtiği kişileri de kanalıma abone ederseniz benim takipçim olursa onlar da çok sevinirim. Sizlerden özel ricam budur arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Tekrar Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.